Büyük bir felaket. Felaketin yaralarını sarmak üzere devletimiz çeşitli faaliyetlerini devam ettiriyor. Tabii kalıcı konutlar bunlardan en önemlilerden birisi. Biz de ilk günden beri acil yardımlarla ilgili savunma sanayi şirketlerimizin devrede olmasını sağladık. AFAD ile koordineli olarak. Ama tabii bölgenin, ilimizin ayağa kalkmasının en önemli faktörlerinden birisi ekonomik canlılığı sağlamak, konutlar yanında istihdamı da oluşturmak. O açıdan İSKAN ve İstihdam dediğimiz bir projeye başlattık. Bölgeye sadece konut değil, belirli yatırımlar yaparak, teknoloji getirerek İSKAN yanında istihdamı da sağlamak istedik. Bu anlamda bölge turlarımız devam ediyor. Bugün Adıyaman'dayız. Adıyaman'da depremden çok önemli yaralar almış bir ilimiz. Onun için burada da yapılabilecekleri hem yerinde görmek hem de bizim daha önce planladığımız bazı çalışmaları burada duyurmak, bölgedeki iş adamlarımızla sanayicilerimize istişare etmek üzere buradayız. Kapsamlı bir yatırım programımız var. Cuma günü Kahramanmaraş, Nurdağ, İslahiye ve Kırıkhan'daydık. Bugün buradayız. Buradan sonra Malatya ve Elazığ yapacağız. Adıyaman özelinde tabii çeşitli yatırım alanlarını belirlerken şirketlerimizin bazılarında pilot sorumlu olarak tanımlıyoruz. Adıyaman özelinde düşündüğümüz yatırım kablaj ve konnektör diyoruz. Meseleyi şöyle izah edeyim. Hem uçaklarımızda, İHA'larımızda, hatta gemilerimizde çok önemli kablo sistemleri var. Bunlar çok özellikli ve şu anda sektörde bir tıkanıklık var, bir yatırım ihtiyacı var. Artı bu alanda oluşturulacak yetkinlik hem sivil alana hem de diğer alanlara, hatta ihracata hizmet edebilecek seviyede. Konnektör dediğimiz şey de bu kabloların bağlantılarına oluşan uçlar ki bunun da çoğunu şu anda ithal ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki yetkinliği çok az. O açıdan Türkiye'nin de önünü açacak bir yatırımı kablo ve konnektör olarak burada düşünüyoruz. En önemli kullanıcılardan birisi de havacılık sanayi olduğu için de TUSAŞ'ı burada öncü yatırımcı yaptık. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Rafet Bozdoğan da buradalar. Bununla başlayacağız. Tabii ki yine savunma sanayi sektörünün çeşitli dallarında sanayicilerimizin üretim yapmaları ile ilgili önler açık, yapacağımız istişareler ve bağlantılar neticesinde bunları da gündeme getireceğiz. Beklentimiz bir alan tahsis edilmesi. Bu alana biz sadece yatırımı değil, bitişinde orada çalışacak insanlarımıza iskan da mesken de sağlayacağız. Bu bir anlamda bölgenin yeni bir modelini de oluşturmak demek. Çünkü iş yeri ve onun çalışanlarının çok nezih bir ortamda yaşayacakları bir tesis, hatta belki bir mahalle, bir uydu kent yapmayı düşünüyoruz. Bunun da zamanla genişleyeceğini tasavvur ediyoruz ki bunu muhakkak olarak görüyoruz. Ayrıca istihdam edeceğimiz personelimizin bölgeden olması, depremize de olması ilk önceliğimiz. O çerçevede ola ki yetkinlik seviyesiyle ilgili bir sorun var. O süreçte eğitimlerinin de yine bizler tarafından sağlanacağını, eğitimin sağlandığı süre boyunca da yine istihdamların yapılacağını, maaşlarının verileceğini duyurmak isterim. Buna ilave olarak Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde yürütülen bir kalfa programımız var. Kalfa programı da yine üniversitedeki gençlerimizin belirli bir eğitim programı dahilinde büyük savunma sanayi şirketlerimizdeki usta çalışanlarla entegre edilmesi, birebir usta çırak kalfa modelinin uygulanması ve eğitim süresi boyunca çeşitli eğitimler, yani üniversite eğitimleri sırasında çeşitli ilave eğitimler verilmesi, aynı zamanda iş kurula YÖK'te yapacağımız bir işbirliği neticesinde bu süreçte de asgari ücret, belki onun da üstünde bir maaşla tahsillerini ve ilave eğitimlerini tamamlamalar. Bu da yine bölgedeki kaliteli iş gücünü artırmakta ve teknoloji yatırımlarına destek vermekte etkili olacak diye düşünüyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu biliyoruz. Şimdi de olsa kendileri Çin heyetiyle birlikte geldi. Gelmeden önce de yaraların sarılması da çok önemli. Devletimiz çeşitli alanlarda çok yönlü faaliyetlerde bulunarak yaraların sarılması için
bütün gücüyle gayret sarf ediyor. Felaketin boyutu ve büyüklüğü herkese malum. Ama millet olarak inşallah bunun altından hep beraber kalkacağız. Tabii deprem bölgesine milletçe her vatandaşımız, her kurum ve kuruluşumuz elinden geldiğince destek vermek, yardım etmek istiyor. Biz de savunma sanayi sektörü olarak ilk günden itibaren acil ihtiyaçlarla ilgili olarak AFAD ile koordine halinde bir dizi faaliyetlerde bulunduk. Ama tabii uzun süreli projeler ve yaraları uzun süreli sarmak için de daha kapsamlı çalışmalarda bulunmak bir şart. Bu açıdan tabii ki kalıcı konutların yapılması konusunda devletimiz önemli bir çaba içinde.